geceler değerli izleyicilerimiz. Zam Doktor'la sohbetlere başlıyoruz. Evet. Merhaba. Merhaba. Ne yapıyorsun? Çok iyi. Hocam yine olağanüstü çıksınız maşallah. Ne var ya? Siz yani, biraz abartmıyor musunuz? Ne yok ki? Allah ne var mesela? Ayakkabılardan başladım hocam. İpekli bembeyaz bir ceket bir kere. Oradan başlayalım. Hmm. Mükemmel bir papyon. Mükemmel bir mendil. Uyumlu. Her zaman gibi. Pantolonumuzun rengiyle uyumlu. Kemer şahane. Ayakkabılar zaten yılanın pası. Yılanın yani en yılan. En güzel yılan. Ya hayvan ormanda gezerken adamlar üstüne birden çökmüşler hayvanı lazım. Buna ayakkabı demek çok zor. Evet. Ayak şıklı desek. O istememiş ayakkabı olmayı ama onlar ısrarlayınca kıramamış herhalde. O da görse iftihar eder herhalde. Bu kadar şık. Evet. Maşallah. Evet. Yakışıklı nasılsın? Tamam çok iyi. Kız istemeye gidiyor gibi hali. Değil mi? Babasıyla falan beraber gidiyor. Annesi, babası. Evet. Hocam, lokum. Ondan sonra çiçek falan. Babası hani, efendim siz nasıl uygun görüyorsunuz? Değil mi? Fazla şey yapmaz. Kızım böyle mahcup bakar. Ne diyelim? Bir sevgi etiketi yapalım. Sevgi birliği diyelim. Sonu selamet diyelim. İnşallah. Sonu aydınlık da bitecek. İnşallah. Evet. Johannes Kepler. Türktür, Siirtlidir. Eski köklü bir aileden yani. Bu da böyle İngilizceye içinde böyle sevgi duyan, kendini yetiştirmekten zevk alan, genel kültüre önem veren bir genç. 4 tane kef almış. Kefler yok. Annesi saklamış. Johannes Kepler demiş. Annesi de ya, İngilizce var ya hani şey S koyuyor orada. Bunlar ekip zaten. Biliyorsunuz. Aynı kursa giriyorlar o yüzden. Daha önce de söylemiştim. Ağaç, kapı, pencere falan. Yani. Evet. Neymiş Oktar anlat bakayım. Şimdi bu Siirt'te günlerden bir gün oranın köklü ailelerinden zaten. Bu da meraklı böyle işte entelektüel okumaya, konuşmaya böyle birisi. Bu kep alıyor. Çok sayıda kepler. Bulamıyor bunları. Bakıyor yok. Johannes Kepler diyor. Johannes Kepler oluyor ondan sonra. Evet. Kökeni budur. Türktür yalnız böyle Türktür. Mesela bu Leonardo da Vinci. Özbeğsüktür. Bu Edwin Hubble. Bu da Türktür. Bunları hep anlatacağız. Dil biliminin gelişmesi güzel neticeler almamıza netice oluyor. Köklerimize iniyoruz. Birçok kişi biz yabancı zannettik. Halbuki Anadolu'nun bağrından çıkmış kişiler. Bak araştırınca nasıl neticeler varıyoruz görüyorsunuz. İki partili sistem. Bakalım faydalı mesela çünkü o zaman HDP ve MHP meclise girememiş oluyor. Yani CHP ve AK Parti. Yani Allah muhafaza mesela HDP CHP ile biz seçim ittifakı yapacağız derseler. Yani der mesela kayıtsız şartsız destekliyoruz. Hiçbir şartımız yok. Yani Güneydoğu'yu siler süpürürler o zaman. Yani her yer gider. Antalya, İzmir her yer gider. Yani bunu göz önünde bulundurmak lazım. O öyle zannedildiği gibi risksiz bir konu değil bu. Evet, yani ama
AK Parti'nin çok oya ihtiyacı var, tamam. Ama halk bunu zaten takdir ediyor. Yani işte seçim yapsınlar, denesinler, en az %60 oy alırlar. Öyle bir sorun yok. Yani millet basiretle felasetli millet. Yani istediği oy olsun. Ama bu riskli. Çünkü bak benim kulağıma geliyor. Trafik polislerini, trafik kontrolünü belediyeye verme yönünde çalışma varmış. Eğer doğruysa. Yani şimdi trafik mesela Mardin, Siirt'te yol çevirdi. Trafiği de onlara verdim. Allah muhafaza PKK'lıların eline geçtiğini düşün. Yol çevirmesine PKK'lı girdi arabada. Ne yapacak? Polis. Buyur geç diyecek, ne desin yani. Yani ben seni tutukluyorum, gözaltına alıyorum falan diyemeyecek. Çünkü polis de PKK'lı olmuş olacak. Çünkü orada muazzam bir PKK baskısı var. Yani bir çete, mafya yapılanması tarzında İngilizlerin devletinin desteğiyle hem sermaye desteği var, hem silah desteği var, hem siyasi destek var, hem moral destek var, hem teknik destek var. Her yönden destekliyorlar. Yani operasyonların nasıl olacağına kadar, en ince detaylarına kadar yol gösteriyorlar. Bu çok büyük bir tehlike. Mesela ilk Leyla Zanalar falan mecliste zaten o zaman CHP olan, CHP ile ittifak yapıp girmişti meclise. Leyla Zana. Ya bu çok rahat mümkün. HDP diyor ki biz hiçbir şart ve dayatmamız yok. CHP'yi destekliyoruz. Yani oylarımızın boşa gitmesini istemiyoruz. Buyur. Yani HDP oyları AK Parti'ye gelmez o zaman. Evet. Ve çok vahim bir gelişme olabilir. Asıl tehlike o zaman ortaya çıkabilir. AK Parti'nin oya ihtiyacı varsa biz oy veririz zaten. Öyle bir konu olmaz. Koalisyon da olduğunu düşünelim. MHP ile koalisyon yapar. Ne olur? Gayet mükemmel olur. Yani MHP ayak bağı mı olacak? Ne yapacak yani? Daha mükemmel bir iktidar olur. Dolayısıyla bu yersiz. Bir de bu trafik polisi işi benim kafam bayağı bulandırdı. Bu çok riskli bir şey. Eğer bunun doğruluğu varsa bu çok vahim. Trafik polisini belediyeye vermek. Zaten ondan sonra adım adım gelir. Eğer alıştırma olarak bu yapılırsa, adam diyor ki trafik oluyor da asayiş niye olmuyor der. Değil mi? Yani onun ne farkı var? Asayiş oluyorsa siyasi şube niye oraya bağlanmasın der. Gitti işte o zaman. Zaten devlet oldu demektir. Polisi belediyeye bağladın mı bitti. Yani bölünme gerçekleşmiş olur. Hükümet bu konuda böyle bir çalışması var mı? Bu bir dedikodudan ibaret mi? Bunu merak ediyorum. Yani trafik polisinin belediyeye bağlanması çok çok vahim bir şey. PKK'lıları polis yolda çevirecek. Ne diyecek? Buyurun beyefendi geçin der adam. Diyeceği bu. Çok çok tehlikeli. Amerika'nın bastırdığını biliyoruz biz. Hükümete de Tayyip Hoca'ya tam anlamıyla destek çıkıyoruz. Yardımcıyız. Kırına tüyüne zarar gelmez. Yani ölümüne yanındayız. İnşallah. Gerekirse şehit oluruz. Gönlü rahat olsun. Ama öyle risk işlere girmeyelim. Ha ha bir daha.
Aferin, güzel ya hazırlamış. Clinton. Ankara'nın yerlisidir. Clinton. ...2011'de Leyla Zan diyor ki, bize artık özellik yetmez. Bizim mutlaka federasyonu sağlamamız, federasyonla ayrılık referandumuna gitmemiz ve kendi geleceğimizi kendimiz hayal etmemiz lazım diyor. Ya kardeşim, Kürt kardeşlerimiz bizim canımız. Biz onlarla iç içeyiz. Ve Kürt kardeşlerimizi biz çok seviyoruz. Türkiye'nin medarı iftarı onlar. Dürüstlük, efendilik, güzel ahlak, dindarlık, sevencenlik, yiğitlik, kabadayılık, aslanlık, nezafet, nezaket, her türlü güzellik o insanlarda. Ben bu güzel insanlarımı Stalinist, komünist, Allahsız, kitapsız homoseksüellere teslim etmem. İnşallah. Ettirmem. Buna da müsaade etmem. Her ne pahasına olursa olsun. Bak Türkiye yok olur. Bunu kabul ederiz. Bak 83 milyon şehit olur. Bunu kabul ederiz. Ama vatan toprağını vermeyiz. İnşallah. Zaten Türkiye'de bir şey kalmaz. Yani bize yar olmayanı kimseye yar etmeyiz. Kanunla, hukukla gerekeni yaparız ve kıyamet kopar söylüyor. Hiç şakamız olmaz. Yani denemeye de kalkmasınlar. Bak bütün dünya çapında Amerika, Rusya hepsi işin içine girer. Fransa, başta İngiltere. Dünya dümdüz tepsi gibi olur. Sadece bir duman kalır. Başka bir şey kalmaz. Toz ve duman kalır. Sakın. Cihat Bey nasılsınız? Çok iyi. Bir kalkar mısın? Güzel. Yaklaştır çeker. Vaaş. Bizim kıyafet evinizin yanında. Ama sen benden kıyaslarsan o. Sen başka bir boyut olarak alacaksın. Öyle gençler ben gördüm. En son dediler ki biz kulvar, ayrı bir kulvarda geçelim. Kulvar bile değil. Başka bir yere geçelim. Zaten PKK görüyorsunuz Güneydoğu'da yollara yol kesip barikat kurup arama yapıyorlar. Oraya da kötü kötü yağlı boyayla asayiş yazıyorlar. Evet. Yani ne kadar hevesli olduklarını anla. Evet. Ne diyeceksin? Bunlar trafik polisi olmuş olacak. Asayiş ve trafik. Yol güvenliği bunlardan sorulacak. PKK'dan. Ya gelen adam orada vurur öldürür onlar yani. Şehit eder. Olur mu öyle şey? Mesela büyükşehir yasasıyla İtfaiyeyi belediyeye bağladılar. PKK yangın çıkardı. Belediye itfaiyeyi göndermedi. Yangın bitene kadar göndermedi. Genişletirsem öyle oluyor işte. Ne gerek var? Çünkü orada bir PKK tehdidi var. Halk çekiniyor. Çekindiği için onların dediğine oy vermek durumunda kalıyorlar. Korkuyorlar yani. Büyük bölümü çekiniyor. Yapmazsa öldürüyorlar. Çoluğun çocuğunu öldürüyor. Kaçırıyorlar. Belediyelerin her imkanını yol kazmak, hendek kazmak, bomba yerleştirmek için kullandılar. Belediye asfalt çalışmalarında asfaltın altına bombayı yerleştirdi, sonra asfaltı üstünü örttü belediye. Evet. Şimdi biz buna dikkat çektik o zamanlar. Evet. Bak bu büyük felaket getirir dedim. Evet. Uyardım, buna rağmen yaptılar. Evet. Yapmayın, etmeyin dedim. Bak belediyeye eşraftan, aşiretlerden bilinen, sevilen insanlar var, dindar. Onlara aday gösterdiler. Evet. Onu yapmadılar. Hiç bilmedikleri adamlara aday gösterdiler. Onlar da aşiretten insanları gösterdi. Kazandılar. Bir de PKK desteği olunca
PKK o zamanlar zaten sırtında silahla geziyordu. Askerin gözünün önünde geçiyordu böyle. Kimse ses çıkartmıyordu. Karakolun önünde silahla geziliyordu. O fotoğrafları var, görmüştürsünüz. İstanbul'da dolaştılar. Evet. İstanbul'da bile omuzlarında otomatik silahla geziyorlardı. Tabii. Mahkeme çadırı kurmuşlar. Halk oraya gidip mahkemede ifade veriyor. Polisi marketten çıkarıyorlardı. Tabii. Çık dışarı diyorlar polise. Evet. Dışarı çıkıyor. Tayyip Hoca tamam duruma vakıf oldu ama yani çok vakit geçti. Şimdi de Amerika bastırıyor. Öcalan da bastırıyor. Başkanlık sistemi için. Yok istemiyoruz. Çünkü CHP-HDP işbirliğine doğru gidecek olay. Diğer sol gruplar da destekleyecek. Küçük partiler falan. Bir de Tayyip Hoca'ya karşı olanlar da bir sefer kısık gıcık oldukları için destekleyecek. Daha önce nasıl yapmışlardı? Evet. Hatırlıyorsunuz. Evet. Yani AK Parti azınlığa düşmüştü. Evet. Yani hükümet kuramamıştı. Başkanlık konusunu gündeme getirdiği için. Bak dedim ki başkanlık konusunu gündeme getirmeyin, hükümeti düşürürler dedim. Oy kaybına uğrarsınız, yapmayın etmeyin dedim. Yok bir şey olmaz dediler, yaptılar. Oy kaybına uğradı, hükümet düştü. Evet. Bak şimdi bahsetmeyin bir daha da dedim. Yani oyunuz normal hale gelir. Millet vicdanlı millet. Bundan vazgeçtiğinizi hissettirin dedim. Vazgeçtiklerini hissettiler, hiç ağızdan almadılar. Evet. Yeniden kazandılar. Bu sefer de pardon diyorlar, yeniden başa dönelim mi? Ya bu böyle oyun oynamak gibi oluyor. Yakışık almıyor böyle. Evet, evet. Halk işte tepkisini gösterdi. Yani illa başkan adam gıcık olur adam, öfkelenir. HDP de onları destekler. Sol da onları destekler. Tayyip Hoca'ya muhalif olanlar da onları destekler. Efendim paralel yapının adamları işte kendince mağdur görenler, hapishanedeki yaşayanlar, şunlar bunlar, onların aileleri de gider desteklerler. Al sana bir felaket daha. İş çıkartmaya gerek yok. Milliyetçi Hareket Partisi olsun. Evet. CHP olsun. HDP'de zaten şu an kanun hukukla bir dizayn haline gelecek herhalde. Yani uslubunu falan düzeltecektir diye düşünüyorum. Bu yol kesme resimleri var mı PKK'nın? Görüntüler Şırnak'tan Kalaşnikovlu PKK'lılar yol kesti haberi. PKK yine yol kesip kemik kontrolü yaptı. Kemik kontrolü yaptılar. Dediğiniz gibi asayiş yazıyor. Bak asayiş yazmışlar. KCK asayiş. Başkanlıktan vazgeçti AK Parti o zamanlar. Tarihinin en yüksek oyunu almıştı. %49,5 oy aldı. Evet. Başkanlıktan vazgeçince. Şimdi yine tutturdu başkanlık. Ya bu olmaz. Bir de referandum yapacaksın. %80 red çıkacak. Ne yapacaksın o zaman? Evet. Hükümeti gereksiz yere yıpratmış olacaksın. Evet. Ya hoca İstanbul'a gelince benimle bir görüştürün siz. İnşallah. Ben bir konuşayım. Yani bunları görerek nasıl bu olaya böyle bakıyor? Ben merak ediyorum. Evet. Ya bir bildiği mi var? Neyi kastediyor yani? Özel konuşursak belki anlatır. İnşallah. 7 Haziran'da kaybettikleri seçim sonrası kargaşayı örnek gösteriyor bugün başbakan. O kargaşanın sebebi zaten başkanlık sistemiydi. Evet. Yani tek sebebi başkanlık sistemiydi. Yeniden başkanlık sistemine giriyorsun, işte kargaşanın sebebini yine başlatmış oluyorsun. Ya çok iyi bir insan, çok dürüst bir insan. Yani hakikaten alabildiğine dürüst. Ama bu konuda nasıl böyle düşünüyor ben hayret ediyorum. Biz rapor olarak sunalım, detaylı anlatalım. İnşallah. Bakalım nedir görüşler anlarız. Bu dağdan gelen PKK'lı kızlar bize işte siz devrimden sonra polis olacaksınız, işte öğretmen olacaksınız, devlet görevlisi olacaksınız, genel müdür olacaksınız,
Bütün devlet sizden sorulacak. General olacaksınız, subay olacaksınız. Öyle diyorlardı diyor. Şimdi bu nereye gider böyle bir şey? Cizre'de PKK mahkemesi kurulmuştu. Evet. Cizre, Şırnak, Silopi, Yüksekova, Diyarbakır'ın birçok ilçesinde asayiş birimleri kurdular, sözde asayiş birimleri. Bak mesela bir PKK'lı bir yazı yazmış. Şahat Kobane'ye. PKK'lıları ihbar edecekler, ihbar etmeden önce buna baksın. PKK ağzına 10 TL koyup kurşuna dizmişti diyor. Gösterebiliyor muyuz bu resmi? Gösteremiyormuş. Gösteremiyoruz. Halkı da böyle korkutunca olay onlara dönmüş oluyor. AK Parti'nin içindeki münafıklara çok dikkat etmek lazım. AK Parti'yi bu kadar sarsan hep münafıklar oldu. Samimi az sayıda da olsa samimi müminle yola devam etmek lazım. Nece azınlıklar vardır ki diyor Allah ayette. Galip gelir yığın yığın çoklara. İnşallah. Çünkü az olması önemli değil. Halis ve samimi olması önemli. Münafıklarda öyle bir kafa vardır. Hep bir gelecek korkusu. Mesela evlenir, kadına nefret eder, onu fahişe gibi görür ama ondan olacak o çocuğun onu kurtaracağını zanneder. Yani soyunun sonsuza doğru uzanacağını düşünür. Halbuki o çocuk ileride onun başına ya bela oluyor ya o sakat, onun için ömür törpüsü de olabiliyor. Yani çocuk onun malı mülkü için hastanede onun ziyaretine de gitmiyor, muhatap da olmuyor. Bir an önce ölsün istiyor. Çocuğunu kendini kurtaracağını zannediyor. Yani, ve çocuğunu nasıl bir topluma, ortama bıraktığında haberi yok. Ya sen yaşlanmış ölüp gidiyorsun. Senden sonra o çocuk nasıl bir dünyada yaşayacak? Değil mi? Mesela gelmişsin farz edelim. 50 yaşını, hadi 60, 70, 80 diyelim. 3-10 sene, 4-10 sene, 9 sene. Ki birçok hastalık oluyor, kanser oluyor, ülser oluyor, bilmem ne oluyor. Ölüp gideceksin. Birkaç 10 sene içerisinde, belki de Allah bilir. Ondan sonra çocuk ne yapacak? Onu karanlık bir dünyaya bırakıyorsun. Önce İslam'ın hakimiyeti için uğraş. Önce ortalığın bir güzelleşmesi için uğraş. O çocuk seni kurtarmaz, öyle niyet edersen Allah senin başını bela eder. Nitekim başlarına bela alıyor kendi çocukları. Babasını dövüyor, annesini dövüyor. Malını soyuyor, parasını gasp ediyor, dolandırmaya kalkıyor. Malını mülkünü üstüne yaptırıp onları sokağa atıyor. Çok görmüştürsünüz. Evet. Bir an önce ölmesini istiyor annesini babasını. Birçok kişi var öyle. Parasına konmak için. Onlar da ondan sonsuza ulaşacaklar zannediyor. Öyle bir şey yok. Zaten kıyamet yakın. Sen o çocuğu kıyamet toplumuna da teslim etmiş olacaksın daha ileride. Yani kıyamet toplumuna teslim edeceksin. Kıyametin son aşamasındayız. Herkes bunu görüyor. Yani Türkiye bak hop oturup hop kalkıyor. Bütün bölge hop oturup hop kalkıyor. Mehdiyeti inkar etmeleri zaten Mehdi'nin geldiğinin en açık alameti. Muazzam bir dehşet ve panik her yeri sarmış vaziyette. Yani alametlerin net çıkmış olması çok şaşırttı. Evet. Onlar zannettiler ki Bodrum'da yatla gezerler, işte pastaneye gider, pasta yerler, eğlenirler, yurt dışında gezerler. Baktılar, oturdukları zemin altlarından kayıyor. Evet. Fransa'ya gidiyor, orada da dehşet ve terör var. Türkiye'ye geliyor, orada da dehşet ve terör var. Ve tırmanarak, artarak ve katlanarak gelişiyor. O arada da akılsız münafıklar, işte çoluk çocukla sonsuz olacaksın sanıyor. Sonsuzluğu Allah sağlar. Çocukta sonsuzluk sağlanmaz. O çocuğu Allah bela eder. Kendisi hastalanıyor, çocuğu hastalanıyor. Bunu hesap etmiyor. Halbuki onun için yeni bir gayele, yeni bir panik konusu olmuş oluyor.
Çocuk ancak Allah rızası için olur. İslam'a, Kur'an'a hizmet etmesi için. Peygamberlerin uslubunu Kur'an'da görüyoruz. Değil mi? Evet. Ya Rabbi diyor işte, kemiklerim eridi, artık yaşlandım ve neslim yok diyor. Benden sonra. Yani hizmet edecek, İslam'a, Kur'an'a hizmet edecek kimse yok. İslam'a, Kur'an'a hizmet edecek bir insan olsun ya Rabbi diyor. Üremek için söylemiyor. İslam'a hizmet için istiyor. Adam köpek gibi üremenin peşinde. Köpek de örüyor, domuz da örüyor, eşek de örüyor. Bir amacı olması lazım, bir gayesi olması lazım bir insanın. Böyle bütün dünya darwinist olacak. Allah dünyayı tutacak. Her yerde terör, anarşi olacak. İngilizlerin devleti böyle şımaracak. Homoseksüeller bayrak açıp gezecek ve kıyamet kopmayacak. Çoktan kıyamet kopardı. Allah mahvederdi. Sırf Mehdi'den dolayı Cenab-ı Allah durduruyor. Onlar da bunun farkında değiller. Yani 15 Temmuz'da darbe çok rahat olurdu. Tayyip Hoca'yı da çok rahat şehit ederlerdi. 15 dakika diye bir şey olmaz. O 15 dakika Mehdiyet'in bereketidir. Mesela başbakan için 10 dakika, bazıları için 7 dakika. Bu kısa dakikalar hep Mehdiyet'in bereketine. Yoksa çoktan Türkiye harap olup helak olurdu yani. Paramparça olurdu. Cenab-ı Allah Mehdiyet'e zarar gelmemesi için mucize meydana getiriyor. Onu da anladılar, panik oldular. Habire her Allah'ın günü Mehdi gelmeyecek diye yazı yazıyorlar, her gün. Evet. Muhammed Bakır Aleyhisselam şöyle diyor. Eğer İmam Mehdi yeryüzünden bir saat çekilse, yani mesela farz edelim şehit olsa, tıpkı diyor denizin insanları boğduğu gibi yeryüzü kendi ehlini hemen yutar diyor. Derhal kıyamet kopar diyor. Böyle bir şey olsa. El-Kâfi cilt 1 sayfa 137. Ebu Hamza'dan Resulullah ferman etti ki Allah'ın kullarına hücceti olan İmam Mehdi olmasa yeryüzü baki kalmaz, kıyamet kopar diyor. El-Kâfi cilt 1 sayfa 137. Abdullah radıyallahu anh'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ehl-i Beytim'den ismi ismime mutabık olan bir kişi başa geçecektir. Yani benim ismime uyacaktır ismi. Dünyanın ancak bir günlük ömrü kalmış olsa bile, bir gün. Evet. Yani ertesi gün kıyamet kopacak olsa, Mehdi'nin başa geçmesi için Cenab-ı Allah o günü her halükarda uzatacak diyor. Evet. Sünen-i Tirmizi 4.92, 4.92. Sünen-i Tirmizi Sahih hadis kitabı. Evet. İnkar edecekleri gibi değil. İbn-i Mace ve Ebu Naim, Ebu Hureyre'den tahric ettiler. Hepsi sahih hadis kitapları. İbn-i Mace ve diğerleri. O dedi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ferman etti ki, eğer dünyadan bir gün kalsa Allah o günü uzatır. Yani kıyameti durdurur ve dünyanın ömrünü uzatır. Ve Ehl-i Beytim'den Muhammed Mehdi'yi melik kılar. Kitab-ül Burhan fi alametil Mehdi muntazar, el-kavlül muhtasar fi alametil Mehdi muntazar, ölüm, kıyamet ve ahir zaman alametleri, sayfa 437 ayrıca. Cizre'de PKK'nın asayiş birimleri videosu var mı sende? Evet, Adnan Bey. Bakayım. Mehter takımından bir gireceksin. İnşallah. Çetin dedenler çil yavrusu gibi dağılırlar yani. İnşallah. Ama başı boş bırakılmış. Bak adamların ferahlığını görüyor musun? Evet, çok rahat. Yani bunu hayata geçirelim diye. Bu resmiyete dönüşsün diyor adam. Evet. Mevcut durum.
Mesela İmran'ın karısı Rabbim diyor, karnımda olan diyor bak, hamile. Şeytanın Allah'sının. Her türlü bağımlılıktan özgürlüğe kavuşturmuş olarak sana adadım. Sırf Allah'ın rızası için. Evet. Benden kabul et diyor. Böyle üremek için, işte benim yaşlandığımda sana bakar dersen, yaşlandığında senin ölümüne de sebep olurum. Senin malını mülkünü de çalar. Sana ömür törpüsü olur. Evet. 40 sene yaşayacaksan 10 sene yaşarsın. 5 sene yaşarsın. Allah için olmazsa. Sen Allah'a oyun oynamaya kalkarsan Allah senin kafanı ezer. Kendini uyanık zannetmeyeceksin. Sobayı yakalım. İbrahim ne yapıyorsun? Çok elhamdülillah hocam. Süleyman özdeyişlerinde geç öfkelenen akıllıdır, çabuk sinirlenen ahmaklığını gösterir diyor. Süleyman yine diyor ki Hazreti Süleyman çabuk öfkelenen ahmakça davranır diyor. Ahmak sinirlendiğini hemen bellidir ama ihtiyatlı olan aşağılanmaya aldırmaz. Çünkü zaten aşağılayamaz. Evet, sakin, itidalli olmak lazım. Her şeyi Allah yaratıyor. İnşallah. Öfke çok yersiz. Yani şirk. Allah'ın yarattığını bilerek nasıl sinirleniyorsun? Evet. Mesela mezmurlar, kötülük edenlere kızıp üzülme diyor. 37:1. Hazreti Süleyman diyor ki, öfke zalim, hiddet azgındır diyor. Huysuz kişiyle arkadaşlık etme, tez öfkelenenlerine yola çıkma, yoksa onun yollarına alışır, kendini tuzağa düşürmüş bulursun. Süleyman'ın özdeyişleri 22-24-25. Yani öfkeli adam da senin öfkelenmene sebep olur diyor. Evet. Ondan uzak dur diyor. Kızıp üzülme, işi yolunda olanlara, kötü amaçlarına kavuşanlara kızmaktan kaçın. Bırak öfkeyi, üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni. Çünkü kötülerin kökü kazınacak ama Rabbi umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak. Yani üç kağıtçılık yapması seni rahatsız etmesin diyor. Allah zaten onların belasını verecek diyor Allah. Evet. Çabuk öfkelenme çünkü öfke akılsızların bağrında barınır. Vaiz 7:9. Mesela öfkelendiğinde bu kortizol gibi hormonların düzeyi artıyor. Solunum hızlanıyor, nabız hızlanıyor, tansiyon yükseliyor, terleme başlıyor, göz bebekleri genişliyor. Öfkenin tetiklediği bu hormonal patlama hali çok sık veya devamlı olarak tekrarlanırsa öfkeden kaynaklanan stres hormon artışları ciddi sağlık problemlerine neden olabiliyor. Öfke karlı gibi görünüyor ama çok tehlikeli ve çok zararlı bir şey. Allah diyor ya öfkenizle ölün diye. Evet. Şeytanın Allah'sının. Yani öfkenin öldürücü olacağına dikkat çekiyor Allah. Mesela Allah'a sevgilerin kalp rahatsızlıklarına sebep olur, beyin kanamasına neden olabilir. Yakup hocam kahvemizi getirsin. Doktor bey nasılsınız? Elhamdülillah çok iyi. Besinlerinizle. Fikret'in kostümüne yakın çekim. Renk uyumunu görüyor musun? Evet. Mendili görelim, mendili. Bak yeşille nasıl kombine etmiş görüyor musun? Zıt renkler seçiyor yani. Maşallah. Yukat Bey nasılsınız? Çok elhamdülillah. Öfkelendiğinde insan kaslar ve eklemler geriliyor. Kan dolaşımı yavaşlıyor. Sinir, kalp, damar ve hormonal sistemin doğal dengesi bozuluyor. Kalp atışı ve testosteron ile tansiyon artıyor. Öfke kalp ritminde elektriksel bozukluklara da yol açıyor. Aritmi oluyor. Evet. Yani kalp düzgün atamıyor. Ekstra sistoller oluşmaya başlıyor. Baş ağrısı yapar, karın ağrısı yapar, uykusuzluk yapar öfke. Kalp hızında artış yapar, depresyon yapar.
yüksek kan basıncı yapar, egzama yapar, cilt bozulur, cilt problemleri başlar. Yani hiç ummadık cilt problemi olur. Evet. Kalp krizine neden olabilir, evet. İnmeye neden olabilir. Yani nüzül meydana gelir, Allah sevgesin, felç. Beyin kanamasına sebep olabilir. Şiddetle kaçınmak lazım. Müslüman tevekküllü olacak. Sevgimle araya oturabilir. O ne doktoru? İhtisası ne bir sorsana. Ne kadar çok doktorumuz var ya. Evet, maşallah. Aleyküm selam. Sen ne doktorusun ihtisası? Aile hekimliği. Sen de aile hekimisin. Nedir bu? Nahiye, cerrahi, çocuk hepsinin uzmanlığı olmuş oluyor beraberinde. Aha, her şey var. Evet. İyi. Çayımız gelsin. Kahvemiz de gelsin. Dil bilimle ilgili son anlattığım konuyu Oktay bir daha anlat bakayım. Şimdi bu aile Siirt'te yaşayan bir aile. Bunların yetişkin bir çocuğu var, biraz entelektüel, entelliğe meraklı hatta böyle. Buna annesi kep alıyor yani, ama çok sayıda kep alıyor. Bu kepleri veriyor ona. Sonra soruyor, nerede bunlar diye. Bulamıyor çocuk. Yani o çok sayıda kepi bulamıyor. O biraz da o genel aksanıyla, yo anne diyor, kepler. Yo anne, kepler oluyor. Evet, kepler buluyor. Oğlum yastığın altında diyor mesela. Yani konu bu. Bunu birebir ailesinin mensuplarıyla, yani o silsileyle gelen aile mensuplara görüşüp tespit ediyoruz. Yani çok zor bir çalışma bu. Evet. Dinliyorum. Bugün Che Guevara'yı yayınlamışlar. İnternet sitelerinde her gün bir tanesi yayınlanıyor. Bir çocuk yapmış. Benim taklidimi yapıyor.
Sen de var mı onun filmi? Göndermedin mi sen? Filmini göndersin de önden anlatmayayım. Çok komik olmuş. Ayrandan giriyor. Diyor ki ayran herhalde aydan geliyor diyor falan. Diyor. Orada bir hanım arkadaşı ona böyle ters ters bakıyor böyle. Hiçbir etkisi olmuyor. O da ona üzülüyor böyle. İnsanlar vesveseli oluyor. Çok fazla doktora gitmek istiyorlar. Yani hemen hemen her gün doktora gitmek istiyorlar. Bir şey oluyor. Onun için hastane yetersiz oluyor olabilir. Ama bazıları tabii çok önemli bir şey olmadan gitmiyor. Dediğiniz gibi acile giden hastaların önemli bir bölümü hiç gereksiz olarak yani acile gerektirmeyen durumlarda gidiyorlarmış gereksiz bir şekilde. Vesveseler sizin dediğiniz evet, gibi. Evet, aniden heyecanlanıyor, bak kalbim çarpıyor, kalbim sıkıştı, öleceğim evet. Galiba diyor. Evet. Öyle telaş edince hakikaten kalbi sıkışıyor bu sefer. Evet. Halbuki hiçbir şey yok. Evet. Evet. Şimdi çok kısa bir ara verip hanım kardeşlerimizi çağıralım. Hanımların hakimiyetiyle devam edeceğiz inşallah. Kısa videolarda devam ediyoruz programımıza. Yayınımıza devam ediyoruz inşallah. Yayına devam ediyoruz. Yalnız 10-11 arası yok. O yayın bana gelsin kaç kişi seyretmiş göreyim. Münafığın Allah'a imanı zayıf olduğu için onu gelecek korkusu delirtir. Yani en büyük kabusu gelecektir. Allah'a tevekkül edemez. Onun için aileyle çocukla kurtulacağını zanneder. Allah öyle tiplere ailesinin de çocuklarını bela ediyor. Ekonomik yönden çöker, manevi yönden çöker. Çocuk başına bela olur, eşi başına bela olur. Her şeyin Allah rızası için olması lazım. Evet, bir hayli yüksek izleme. Şimdi bana ne gelmesi lazım akşam akşam? Kakaolu sucuk, acılı bir şey olması lazım. Acılı lahmacun. Acılı lahmacun. Tamam gelsin. Yutkunanlar parmak alırsın, bayağı var. Evet. Şimdi acılı lahmacun. Kıymalı, kuşbaşılı. Efendime söyleyeyim, yumurtalı, peynirli, yani yumurtalı peynirli, yok gazoz, pide mi diyor. Evet, saygılar, sevgiler, Yıldırım Hızı'yla bekliyoruz. Yalnız acılıyı ikiye ayırın, bir acılı bir de acısız. Evet. Çünkü naif kardeşlerimiz acılıyı yiyemiyorlar inşallah. Şöyle ensemizden ter çıkması lazım, öyle bir acı olması lazım. İnşallah. Efendim, arada Urfa kebap falan da olursa o da sizin güzelliğiniz olur. Değil mi? Acılı Urfa falan. İnşallah selam. İnşallah. Aslında şekerle ne diyorsunuz? Şeker. Çok kibar, acayip tatlı, çok terbiyeli, çok saygılı. Çok dindar, evet bayağı şeker. Hayatındaki her güzelliği. Oh, severim ben senin tatlılığını. Nur gibi ya, bayağı tertemiz. Cildi kağıt gibi, acayip temiz. Tam mümin maşallah. Allah dünyaya onu imtihana koymuş, yani gelecek korkusunu. En büyük imtihanlardandır. Mümin hiçbir şekilde gelecek korkusuna yenilmiyor. Mesela Resulullah hiç yenilmedi. Peygamberler hiç yenilmezler gelecek korkusuna. Ya ben ne yapacağım, ne olacağım hiç dememişlerdir. Gayet rahat Allah'a tevekkül etmişlerdir. Ya bütün toplumu karşısına alıyor çünkü. Adam diyor ki ya benden kimse evlenmez. Kimse benden iş görmez. Ya mesela peygamber de bunu diyebilir. Halktan birisi de bunu söyleyebilir. Efendim, herkes cephe alır. Antipatik bulur. Yalnız kalırım, çoluğum çocuğum olmaz diyebilir. Hiç önemsemiyor. Mesela İsa Mesih evlenmedi. Çoluk çocuğu da yoktu. Hiç umurunda bile değildi. Gayet rahattı.
Bak Roma askerleri paldır küldür koşarak yukarı çıkıyor. Acayip huzurlu. Hayret yani o iman düzeyi. Nasıl bir iman elde etmiş ki maşallah. Başkası olsa el ayağı boş olur. Değil mi? Hiç sakin. Orada dururken birden odanın içinde Allah onu yok hale getiriyor. Yani madde olmaktan çıkarıyor. Nura çeviriyor. Yani hayal hale geliyor. Madde aleminden çıkarıyor bir anda. O zaman zamandan da çıkmış oluyor. Evet. Mesela 2000 yıl geçiyor. Ona sorsan, göstertilse, yani herhalde bir saniyeydi falan diyecek. Yani göz açıp kapama kadar. Gözümü kapattım, alete gittim, açtım, oraya geldim der. Çünkü zaman yok. Ne oldu? O lazım peygamber oldu. Münafık hiç cennetteki hayatını hiç düşünmez. Varsa yoksa ne yaparsa burada bitirmeye çalışır. Halbuki çocukları onun için bir fitne oluyor. Kur'an ayette bunu açıkça söylüyor. Bak onun da ayrı hesabını veriyor. Eşi oluyor, onun da hesabını veriyor. Bak durduk yere kendine yeni bela çıkarıyor. Yani sırf kendi günahı olacakken hem eşinin günahı hem çocuğu meydana getirdiğinde orada meydana gelen seyyiyelerden oluşan günah o da ona ekleniyor. Allah onun için diyor ki bak canı zorluk içindeyken ızdırap içindeyken çıkması için biz bunu yapıyoruz diyor onlara diyor. Yani biz onlara mallar ve çocuklar veriyoruz diye sakın diyor yahut imrenme yahut işte hayret etme, beğenme veyahut işte takdir etmeye kalkma. Benim amacım onu felakete sürüklemek, belanın içine çekmek, canı ızdırap içindeyken canını çıkartmak. O amaçla yapıyorum diyor Allah. Çünkü o da dört köşe oluyor ya diyor ne güzel. Mallara kavuştum, çocuklara kavuştum, eşlere kavuştum. İşte ticaretim tamam. İşte ayet ediyor Cenab-ı Allah mallar, oğullar, akim kalmasına korktuğunuz ticaret, aşiretiniz, çevreniz, eşleriniz, çocuklarınız size Allah'tan, Resulü'nde ve Allah yolunda mücadele eden. Mesela münafık için Allah yolunda mücadele hiç önemli değildir. Onu Müslümanlara bırakır. Siz ve Allah'ınız gidin savaşın der. Mücadele edin. Beni ilgilendirmez der. Ben ailemi kurtarmak, çocuğumu kurtarmak, malımı kurtarmak peşinde olurum der. Münafığın özelliği. Allah bunu Kur'an'da çok mühim bir husus olarak belirtiyor. Ve intikam alacağı bir husus olarak belirtiyor. Adam zannediyor ki o buna girmez diyor. Bu ekole. Halbuki o ekole girmiş oluyor. O dosyanın içine girmiş oluyor. Haberi yok. Yani kendine telkin yapıyor. Ya diyor ne var? Ben iş güç yapıyorum. İslam'ı tebliğ eden Müslümanlar da var. Ne üstüme vazife diyor. Yapıyor onlar zaten diyor. Ben ticaretle ailemi kurtarıyorum diyor. Yani çocuk edinmeye çalışıyorum. Çoğalmaya çalışıyorum. Geleceğimi düşünüyorum. Ne var ki bunda diyor. Halbuki o felaketin adı onun için. Allah onu açıklamış, tarif etmiş. Tarife tam oturuyor. Oturduğu halde o tarifin kendi olmadığını zannediyor. Mesela münafığı Allah tarif ediyor. Münafık diyor ki ya burada benden bahsetmiyor. Ya senden bahsediyor işte tam. Tıpatıp tarif uyuyor. Kaşın, gözün, ağzın, burnun her şeyin tam. Yani bu ummama bir felakettir. Münafık o boyuta girdiğini, o dosya içerisinde olduğunu, o ekolde olduğunu hep anlamazdan gelir. Halbuki alenen o sistem içindedir. Ya mallar, oğullar, çocuklar, akim kalmasından korktuğu ticaret, eşleri, babaları, Allah'tan, bak Allah'tan, Resulünden, yani Kur'an'dan ve Allah yolunda mücadele etmekten, İslam'ı yaymaktan. Ona daha hayırlı geliyorsa diyor, bekleye dursun diyor. Beklemek ne demek? Mesela 50 yaşındaysa 2-10 sene. Hadi 3-10 sene olsun. Bazen o kadar hiç beklemiyor. Bazen biraz daha uzuyor, bazen biraz daha kısalıyor ama yaklaşık Türkiye ortalaması o şekilde. Çocuğu kurtaracak derken çocuğu başına veriyor. Son anında başına bela oluyor. Karısı kurtaracak derken karısı bırakıp çıkıp gidiyor. Çocuğu alıp çekip gidiyor. Tek başına bırakıyor. Bak Allah'a güvenmiyor ama çocuğa güveniyor, karısına güveniyor. Bu çok acayip. Halbuki çocuğun da, karısının da kalbi Allah'ın elinde. Karısının kalbine bir kin koyuyor, onu bırakıp çıkıp gidiyor. Adam diyor ki yeni bir genç birisini buldum diyor kadın. Ondan gittiğini söylüyor. Öbürü şap gibi oturuyor. Yani olmayacak zannediyor, oluyor. Malla kadının gözünü
kapatacağını zannediyor. Halbuki kadın mal onun üstüne olduğu müddetçe ondan nefret eder. Mal tamamen onun üstüne geçmesini ister. Onun üstüne geçtikten sonra da sürekli oradan uzaklaşmak ister. Orada durmak istemez. O her an mal için orada durduğunu bildiği için ondan nefret eder. Yani onun değer vermediğini zaten biliyordur o. Yani kadın ona hiç değer vermediğini çok iyi bilir. Onu ne kadar ucuz gördüğünü de çok iyi bilir. Yani bayağı delili vardır onun. Ama malından dolayı ona iyi davranır. O iyi davrandığı için o da onu seviyor zanneder. Bak Bedevilerden geri bırakılanlar Fetih Suresi 11-12'de Müslümanlardan geri bırakılıyorlar. Yani tebliğe girmiyor. Peygamberle görüşmüyor. Müslümanların imamıyla görüşmüyor. Uzaklarda. Mümkün olduğu kadar uzaklarda. Sana diyecekler ki bizim mallarımız ve ailelerimiz meşgul etti. Niye gelmiyorsunuz Resulullah? Ya diyor mal, ticaret, aile, eş, çocuklar, baba, anne. O yüzden biz tebliği yapamıyoruz, İslam'ı yayamıyoruz. Artık o görev sizin diyor. Bundan dolayı bizim için mağfiret dile, bir de bizim için de af dile diyor. Bak görüyor musun münafık ağzını? Yani münafık kaşarlığı, münafık arsızlığı ve münafık ferahlığı haricice boyuttadır. Yani onun bir felaketin beklediğini hiç tahmin etmiyor. Yani ölüm anının nasıl olacağını bir türlü anlamıyor. Allah'ın öylesine söylediğini zannediyor. Ve ona onu ulaşmayacak zannediyor. Halbuki Allah öylesine söylemiyor, gerçekten yapacağı bir şey söylüyor. Onlardan bir topluluk da Ahzab Suresi 13. Gerçekten evlerimiz açıktır diye peygamberin izni istiyor. Bak görüyor musun? Aile müessesiyle İslam'a karşı tavır alıyor. Yani eşi ve çocuğu. Çünkü eşi ve çocuğunu Allah gibi görüyor. Allah'ın kendini koruyamayacağına inanıyor. Ona nimet veremeyeceği, eşinden ve çocuğundan geleceğine inanıyor. Yani onlar canlı ve gözünün önünde olduğu için Allah da genelde tam tersine çeviriyor. Onlar onun başına bela ediyor. Vicdan azabı içerisinde akıl bozukluğuyla, sağlık bozukluğuyla, bereketsizlikle, uğursuzlukla dünya ortamında debelenir, çırpınır durur öyle tipler. Bereket de olmaz. Yani tası suyla bir yandan akıtır, öbür taraftan su çıkar. Bütün ömrü boyunca tasla su akıtır. Çırpınır. Kadın da ondan nefret eder. Yani parası için geldiğini bildiği için, parasını da tam alamadığı için o onu çok huzursuz eder. Çünkü kadınların aileleri yine sıkıştırıyor. Ev üstüne ev yaptır, araba yaptır, mallarını al. Mesela ev yapılıyor, öbür evi de üstüne yaptır diyor. Öbür arabayı da üstüne yaptır diyor. Efendim, mücevherler senin üstüne geçsin diyor. Her şeyi onun üstüne geçirttiriyor. Geçirttikten sonra da ya diyor biz yükümüzü tuttuk diyor kadın. Yükünü tuttuğu kanaatinde o zaman gitsek mi acaba diyor. Ve çekip gidiyor. Adam bir kalkıyor sabah yok kimse. Kadın bir mektup yazıyor, çekip gidiyor. Böyle. Çok fazla karşılaşılan bir olay. Veyahut kadın hasta oluyor, onun başına bela oluyor. Veya çocuk hasta oluyor, onun başına bela oluyor. Veya çocuk huysuz oluyor, onun başına bela oluyor. Kadın huysuz oluyor, onun başına bela oluyor. Allah'ın intikam çeşitleri çok çeşitlidir. Bir tane, iki tane değildir. Onun için Cenab-ı Allah bak diyor ki Tövbe Suresi 24'te şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer babalarınız babasını o Allah gibi görür, münafık. Çocuklarınız, sonsuzluğu temsil eder onlar için çocuk. Yani kıyameti kopacağına da inanmaz onlar. Kardeşleriniz, onlarla da ayrıca bir güç olacağını için ama kardeş daha geridedir onun için, münafık için. Asıl baba, çünkü baba malın kaynağı, malı kontrol eden kişi olur ya. Ama çocuk da geleceği sağlayan. Baba gideceği olarak görüyor ama çocuk kalıcı olarak görüyor yaşından itibaren. Eşleriniz, eşine daha az güvendiği için Allah eşi daha geride tutuyor. Ama eş ona çocuk veren, yani sonsuzluğun kapısını açan bir varlık gibi görüyor. Ama tabii nefret eder eşinden de. Az kar getireceğinden korktuğunu ticaret. Ticaretlerindeki o bereketsizliğe Allah dikkat çekiyor. Çok kazanırlar, çok harcanır. Çok gayret ederler, az kazanırlar. Acayip çalışır. Fakat çok az kazanır. Yine kazanır, çok fazla kazanır
Ama Allah her yere harcatır o parayı. Paranın bereketi olmaz onlarda. Hep fakir olurlar. ...55-56 Müminin Suresi... ...onlar sanıyorlar mı kendilerine verdiğimiz mal ve çocuklarla... ...biz de onların hayırlarına koşuyoruz. O seviniyor. Ya diyor bak kimse yapmadı ben yaptım diyor. Mal da kazandım. Çocuk da... Allah diyor ki zannettiği gibi değil diyor. Ben onu tuzağa düşürdüm aslında diyor. Hayır. Onlar şuurunda değiller diyor. Allah ben onlara bir oyun hazırladım. Tuzak hazırladım. Şu an farkında değiller diyor. Yani onları felakete götürecek bir tuzağın içine girdiler şu an diyor. Enfal Suresi 28, bilin ki mallarınız ve çocuklarınız ancak bir fitnedir. Çünkü Allah ona görüntü olarak göstertiyor, eşi diye. Et kemik görüntüsü gösteriyor, çocuk da yine et kemik olarak göstertiyor. Bir imtihandır diyor Allah, bir fitnedir. İmtihan olarak yapıyorum diyor. Allah yanında ise büyük bir mükafat vardır. Yani sen ona kafayı takıyor ama o zaten ölüp gidecek, parçalanacak ve bereketsiz bir yola giriyorsun diyor. Bütün dikkatini Allah'a verirsen ancak kurtulabilirsin diyor. Cenab-ı Allah... Her şeyi yaratan ben olduğum için bütün dikkati bana ver, bana güvenmen gerekir diyor. Eğer çocuğunu putlaştırırsan, babanı putlaştırırsan, onların seni kurtaracağını zannedersen, o put seni boğar diyor. Nitekim de görüyorlar. Tövbe Suresi 55, şu halde onların malları ve çocukları seni imrendirmesin. Müslümanlar bazen boğuluyor, anlamıyor Allah'ın sırrını. İmreniyor adam mesela, gidiyor evleniyor, çoluk çocuğa karışıyor, mallar falan biriktiriyor. Ayrı sürünüyor, ayrı mesele de. O yönünü görmediği için, o ızdıraplı hayatını görmediği için öyle insanlar hep yalnız yaşarlar. Yani çok yalnızdırlar. Yani eşi de onun için bir şey ifade etmez. Yani çocuğu da aslında bir şey ifade etmez. Ama o sonsuzluk duygusuna biraz kapı açmış olur onun için. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, Allah bunlarla ancak onları dünya hayatında azaplandırmak ve canlarının inkar içindeyken zorlukla çıkmasını ister diyor. Tam ölürken canlarını yakacağım diyor Allah. Adam olmuyor. Karşılaştıktan sonra geri döndür bizi ya Rabbi diyor. Allah şimdi mi diyor. Eşini çocuklarını fidye olarak vermek istiyorlar ahirette. Tabii bak karakterisine bak ya. Yani bak diyor ki eşimi vereyim. Çocuklarımı vereyim. Birkaç mislini de vereyim. Dünyayı da vereyim diyor. Ya Rabbi beni bırak diyor. Yani ona uygun bir ortam meydana getiriyor Allah. Yani karakterisi ortaya çıkması için. Böyle teklifte bulunuyor Allah'ım. Hem Allah feci şekilde intikam alıyor. Ali İmran Suresi 14. Kadınlara yani evlilik çok çocuk yapma, oğullara yani evlenip soyunu sürdürme, sonsuzluğa doğru kapı açacağını zannetme. Kantar kantar bak kantar kantar yığılmış altın ve gümüşe. Bak yığma kafası görüyor musun? Yani yığar hiç ona nasip olmaz o. Sadece çalışmış olur o. Salma güzel atlara, yani hayvanlara, bununla kasıt arabalar, her türlü taşıt, mal, mülk, yani anlaşılması için söylüyor Allah. Salma güzel atlara, hayvanlara ve ekinlere duyulan tutkulu şehvet insanlara süslü ve çekici kılındı. Ama normalde bir şey yok diyor Allah bu. Yani ben öyle gösterttim diyor. Çünkü gümüş, metal. Altın da bir metal. Altın, at bir hayvan. Ölür. Efendim... Ne olursa olsun verilen, mesela kantar kantar yığılmış olsa, dağ gibi de yığılmış olsa, o öldüğünde altın duruyor ama kendi mezarın altında, 2 metre altında durur. Hayvanlar da ölüyor. Hepsi ölür. Mesela ekin, ekersin, sonra solar gider. Kalıcı baki olan Allah'ın cennetidir. Cenab-ı Allah ona dikkat çekmiş. İnsanlar bak süslü, ve çekici kılındı, imtihan kastıyla. Bunlar dünya hayatın metaıdır. Asıl varılacak güzel yer Allah katında olandır. Yani münafığın hesap etmediği, istemediği budur. Ahirettir. O olmadığı için Allah haklı olarak onları çok eziyor. Yani hiçbir münafık huzurlu yaşamaz. Sürekli gezer. Sürekli sıkılır. Oradan oraya gider, oradan oraya gider. O sıkıntısını bir türlü bastıramaz. Yani o yer değiştirme, sıkıntının orada kalması için yaptığı bir eylem. Halbuki sıkıntı onun beyninin içine ev kurmuş zaten. Kalbinin üstüne ev kurmuş. Onunla beraber yürür. Gittiğinde bakıyor sıkıntı da gidiyor. Gıcık olur.
Ya diyor bir yanlışlık var herhalde diyor. Hadi Japonya'ya gideyim diyor. Japonya'da da onu takip eder. Hadi Hindistan'a gideyim diyor. Hindistan'da da onu takip eder. Her yerde yalnızdır. Sürekli mal hırsıyla uğraşıyor. Mal da ona fayda vermiyorsa bir tabak yemek yiyebiliyor. Yığıyor altını gümüşü ama bir tabak yemek yiyebiliyor. Küçük bir odada, küçük bir yatakta yatabiliyor. Mesela ev uçsuz bucaksız ev var ama ev hiçbir işine yaramıyor odaları. Çocuk var mesela yetiştirmeye başlıyor daha bir aylık, sonra iki aylık oluyor. Çocuk onu uyutmuyor, altından alıyorlar çocuğun. Üç aylık, beş aylık. Her ay onları Allah onun vesilesiyle yıpratmış oluyor. Allah'a adamadıkları için, Allah rızası için yapmadıkları için. Birinci yaşında ayrı başlarına dert açıyor, ikinci yaşında ayrı dert açıyor. Hastalıklarıyla, bağırtısıyla onlara bir ömür törpüsü olmuş oluyor Allah tarafından. Çünkü hayır gözüyle yaklaşmadıkları için. Sonra da ileride Allah onları asi yapıyor. Yani muti yapmıyor. Ailesine, annesine asi yapıyor. Yani çok görmüştürsünüz. Mesela yetişiyor ama asi ve zübbe oluyor. Çünkü Allah'a adanmamış. Allah için değil. Allah'ın rızasını aramadığı için. O da babasının bir an önce ölmesini istiyor. Annesinin de bir an önce ölmesini istiyor. Mallara konmak istiyor o da. Karısı da kocasının bir an önce ölmesini istiyor. Mallara konmak istiyor. Oğlanın da mal düşeceği için çok rahatsız. Ya münafığın dünyası çok korkunçtur. Anlatılacak gibi değil. Ya dehşet vericidir. Ya planları yani hiç düşünülmemesi gereken haldir. Yani insan aklına dahi getirmek istemez. Dehşet vericidir. Bir ayette şeytanın Allah'sın yeryüzü bütün genişliğine rağmen onlara dar geldi diye bildiriyor. Tabii sıkılır. Her yere nereye gitse sıkılır. Hatta Allah diyor ki Mü'min suresinde Allah'ın ayetleri konusunda inkar edenlerden başkası mücadele etmez. Yani İslam'a lakayt kalmak, Müslümanlara yardımcı olmamak, Allah rızası için yaşamamak. Öyleyse onların şehirlerde dönüp dolaşması seni aldatmaz. Mesela bir o şehre gide bak, Allah o hastalık halinde bunu vereceğini söylüyor, alamet olarak veriyor bunu. Şehir şehir geziyor. Paris'e gidiyor, Londra'ya gidiyor, işte Şangay'a gidiyor. Bir türlü aradığını bulamıyor, huzur bulamıyor. Ya diyor hep onlar derler zaten, biz huzuru hep aradık diyor, bir türlü bulamadım der. Endonezya'ya gidiyor, Malezya'ya gidiyor. Yanlış bir yere mi geldim diyor, mesela adalara gidiyor, çeşitli adalara. Her yerde yalnız, her yerde sıkılıyor. Ayette mutsuzluğu size galip geliyor. Evet, mutsuzluğu ona galip geliyor. Tebrik ederim, güzel ama...
özledim ki nasıl görem saçlarını tel tel örem. Özledim ki nasıl görem. Dön gel yarim ayrılamam. Ayrılık acı alemem. Dön gel yarim ayrılamam. Ayrılık acı elem. Geceleri tek başına vuruyor hep başıma. Geceleri tek başına vuruyor hep başıma. İstediğin yar oldu mu? Senden aldım tek başıma. İstediğin yar oldu mu? Senden aldım tek başına. Ya şu aklım şu lahmacunlarda. Ola yakında bilgi alalım. Alov. Lahmacunların ilk aşamasını bana söyler misin? Olay yerine intikal var mı? Vardır. Öğreniyorsun. Tamam. İnşallah. Acı çok önemlidir. Adab da acı şifa kaynağıdır. Evet. Firavunlar altın, gümüş, atlar, hayvanlar meraklılar ya. Hayvan atı da öldürüyor, onu da yanına gömüyor. Ulan bu kadar delilik görülmemiş ya. Kediler de öldürüyor hayvanlar, onlar da yanına gömüyor. Onlar da mumyalıyor. Küçük patilerden yazık, onlar da hepsi mumyalı. Hayvancağızlar başına gelmemiş kalmamış. At. Ulan akılsız adam, ne yapacaksın atı? Yani ölüp gitmişsin sen ailede. O atları yeniden oradan alıp eğer koşup bineceğini zannediyor. Binlerce sene sonra. Ya görüyor musun dünya bağlılığı, işte o münafıkhane ruh. Meari suresi 11-15'te şeytandan Allah'a sığınırım. Onlar birbirlerine gösterilirler. Mesela oğlu, babası, annesi hepsi birbirine gösteriliyor. Karısını karşısında görüyor. O suçlu günahkarlar o günün azabına karşılık olmak üzere oğullarını fidye olarak vermek isterler. Bak Allah'a yaptıkları teklife bak. Yani ahlaksızlar ya. Ya deliliğinin boyutunu görüyor musun? Allah bir şey demiyor önce. Diyor ki oğlumu diyor helak olmak üzere sana versem ya Rabbi. Beni bırakır mısın diyor. Kurban olarak. Kendi eşini teklif ediyor. Ya Rabbi diyor, benim eşimi de helak et diyor. Onu vereyim sana diyor. Yahut oğullarımın hepsini vereyim diyor. Ama beni helak etme diyor. Onların hepsini helak et, beni helak etme diyor. Onu barındıran aşiretinle bütün topluluk, arkadaşların tamamını da verebilirim diyor arkadaşlarımın. Hepsini diyor sana kurban olarak vereyim diyor. Helak et hepsini diyor. Ama bana elleme diyor. Yeryüzünde bulunanların tümünü bir sefer teklif ediyor. Ya Rabbi hepsini vereyim diyor. Beni bırak diyor. Allah diyor ki hayır. Hiçbiri kabul edilmez diyor. Doğrusu o cehennem cayır cayır yanmakta olan bir ateştir diyor. Senin ahlaksızlığın bak orada da devam ediyor. Yani yine orada vicdansızlığı zalim diyor. Bak görüyor musun nasıl adam harcıyor. Yani karısına çocuğuna bir münafığa nasıl baktığını Kur'an'da Allah göstermiş oluyor. Yani alenen nefret gözüyle bakıyor. Hiçbir sevgisi yok. Sadece çıkar gözüyle. Sadece kendi hayatını devam ettirmek için bir alet olarak onları kullandığını Allah ayete belirtiyor. Yani çocuklarını, eşini, aşiretini sadece kendi hayatı için, kendi çıkarları için alçakça ve münafıkça kullandığını Allah söylüyor ayette. Başka hiçbir amacı yoktur. Hiçbirini de sevmez, saygı da duymaz, değer de vermez. Ama sorsan, o aşığım, ölüyorum, bitiyorum falan diyor. Mesela arabayı kurdele sarıtırıyor, getirtiyor, baktı. Halbuki o kaz gelenecek yerden ördek kesin gelmez havasında. Kızın babası mesela zengin oluyor, ondan bir şey çıkaracağını düşünüyor. Bizim bir kız arkadaşımız vardı bizden, o epey olmuş, ayrılmıştı.
annesiyle beraber yaşıyordu. Bir adamla evlendi, ayrıldı. Adam demiş ki, bak demiş, ben size çok güveniyorum. Size ben vekaletname vereyim. Ne istiyorsanız yapın demiş. Umumi vekaletname. İster arabamı alın, ister evimi alın. Ne yapayım? Ben size çok, çünkü aile izlemiş yani. Sonra demiş ki, ama siz bana güvenmiyorsunuz ya demiş. Siz de bana bir umumi vekaletname vermeniz gerekir demiş yani. Karşılıklı, dostluk, güven bunu gerektir demiş. Onlar da umumi vekaletname vermişler. Adam satmadık hiçbir şey bırakmamış. Tamamını satmış. Oturdukları evi de satmış. Sonra evden çekip gitmiş. Evin satılan sahipleri gelmişler. Ya demişler, rica edelim ev bizim falan demişler. Öbür evine gidiyormuş koşarak. Orada da bir adam çıkıyormuş. Hanımefendi siz yanlış yere geldiniz herhalde. Biz burayı yeni aldık falan diyorlarmış. Mesela tarlaya gittiler. Tarla satılmış. Adamla başkası sürüyor. Köylüler falan var. Tam bir felaket. Arabaya gidiyor. Arabanın içinde başka adam var. Adam hepsini satmış, sağlamış. Ailemi, çocuklarımı, bak karımı vereyim diyor. Bu Allah'ın anlattığı gerçek olaylar. Evet. Ve sonsuza kadar onlara azap yap diyor bak, cehennemde. Aşiretim, ailem, hepsi diyor, babam hepsini vereceğim diyor. Çocuklarımı vereyim, hepsine sonsuza kadar azap yap. Ama bak sonsuza kadar, görüyor musun gaddarlığını? Evet. Ama beni bırak diyor. Halbuki asıl alçak olan o. Asıl karakterisi olan o. Allah kısa bir cevap veriyor. Hayır diyor. O kadar. Olmayacak zannediyor adam. Ya görüntünün o ibaret olduğunu da farkında değil. Ya o görüntünün içinde bunun ne kadar kolay olacağını da akledemiyor. Allah diyor ki bizim için bu çok kolay diyor. Görüntü olarak dünyanın içinde gezdiğini, dünyada gezdiğinden de haberi yok. Yani Tokyo'ya gittim diyor. Tokyo ona göstertiliyor. Kahire'ye gittim diyor, Kahire ona gösteriyor, o da ona inanıyor. Uçakta gitme görüntüsü veriyor, uçakta gittiğini zannediyor. Allah onu sınıyor, o da akılsızca onu kabul etmiş oluyor. Allah mal gösteriyor, mal peşinden koşuyor gösteriyor. Halbuki Allah onu beyninde onu yaratıyor. Haberi yok. Sürekli bir koşuşturma içerisinde oluyor. Tamam bir tanem, çıkabilirsin. Bir saat 15 dakika sonra geleceklermiş. Hepsi, bir de kebapla lahmacun. Sabah bekliyorum inşallah. Bak diyor ki Cenab-ı Allah, Abese Suresi 33-37'de. Fakat kulakları patlatırcasına olan o gürleme geldiği zaman, o çarpmanın etkisiyle akıl almaz bir gürültü oluyor. Yani kulak zarını yırtacak derecede. O ilk çarpma. Sonra ikinci çarpma oluyor işte, dünyayı dağıtan ikinci çarpma. Yani spin atıyor muhtemelen. Büyük bir gök cismi dünyaya çarpıyor. Dünyayı delip geçiyor. Geçtikten sonra dünyanın çekim alanına giriyor yeniden. Bir daha vuruyor ondan sonra. İşte o ikinci vurmayı Allah Kur'an'da belirtiyor. İkinci vurmadan sonra dağılıyor dünya. İkinci vurmada dağılacağını söylüyor. Fakat kulakları patlatırcasına olan o gürleme geldiği zaman, şeytanı Allah'a sınırım, Abese Suresi 33-37, kişi o gün kendi kardeşinden kaçar, öz kardeş. Annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından hepsinden kaçıyor. Onları bırakıyor. Kendini kurtarmanın peşinde. Bak görüyor musun münafık karakterini? Hani seviyordun çocuklarını? Evet. Önce onunla kurtaran, kendini kurtarmanın peşinde. Halbuki kurtaramayacağını anlayamıyor da. Bir yere kaçıp kurtulup, yani bir, mesela yer altına falan girip, orada kurtulacağız zannediyor. Halbuki yer altı, yer üstü, her yer darmadan oluyor. Bazı filmlerde uçağa binip kaçma sahneleri var. Uçağa nereye binip kaçıyorsun sen? Atmosferin içerisinde, dışına da çıksan gibi bittin. İçinde de olsan bittin, öyle bir konu yok. Mesed suresi 1 ve 5 şeytandan Allah'a sınır. Alevi olan bir ateşe girecektir diyor Allah o münafık için, Ebu Leheb için. Bak evli olduğu eşi de odun hamalı ve boynunda bükülmüş bir ip bağlanmış olarak. Çünkü ikisi de birbirine batırmış bunların. O onu batırmış, o onu batırmış. İkisi de cehennemde diyor Allah. İkisi de birbirini berbat edecek bir sistem içinde cehennemde yer alacaklar diyor. Mesed suresi 1 ve 5.
Şimdi münafıkların gözü döner. Mesela adama gider kadın, evlilik teklif ediyor. Diyor ki, ya diyor, eşinden boşan, çocuklarından boşan, senden evlenelim diyor. Bak, eşinden de nefret ediyor, çocuklarından nefret ediyor, adamdan da nefret ediyor. Ama onun malına konmak için, eşi ve çocuklar ortak olacağı için onları bir kere bir kenara koy diyor. Sonra sen evlenelim diyor. Veyahut kadın oluyor. Kadına diyor ki, ya diyor, bak diyor, ben imkanlarım var, beni görüyorsun. Seni bayağı eğlendiririm. Sen diyor, eşini boşa. Gel benden evlen diyor. Bak, ilk şartları bu. Çünkü mal ortaklı olmayacak ya. Halbuki seviyor olsa, yani mümin olarak sevebilir. Ama onun malına, mülküne ortak olmak istiyor. Asıl orada amacı o. Onun için mesela kadınsa erkeğe tuzak hazırlar. Erkeğe boşaltmaya çalışır. Erkekse de kadını boşaltmaya çalışır ki tuzak yerine gelsin. Yani kadının malına, mülküne konmak için, imkanlarına konmak için böyle bir tuzak hazırlar. Onun için hani yuva yıkan falan derler ya münafıklarda. Bu çok yaygındır. Yani bin bir türlü tuzaklarından bir tanesi de budur. Evet. Yani kadını kandırmanın tabii bin bir türlü münafıkça yöntemi vardır. Tek yöntem değil bu tabii ki. Birçok yolu var. Yani bu oyunlara karşı müminler Kur'an'ın ışığıyla aydınlanıp gerekli tedbirler alacaklar. İnşallah. Şimdi kısa bir süre ayrılalım. Şu kebap olayına falan aklım takıldı. Biz suni de olsa bir önden pirzola mirzola kızartıp pul biberle falan girebiliriz. Sonra devam edelim. Vakit var. İnşallah. İnşallah. Kısa videolarda devam ediyoruz. Adnan Oktar'la sohbetler burada sona eriyor. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.